Merhaba. Biz 2017 Temmuz ayında Muğla Kutay Otomotiv'den görmüş olduğunuz arabayı aldık. O zaman için bize dediler bu araç 2016 model olduğu için size indirimli vereceğiz dediler. 3 aşağı 5 yukarı anlaştık, aracı aldık. Bir hafta önce ben Renault Port'ta incelediğimde, bu yeni bir sistem, yeni çıktı. Ben de internetten indirdim, baktım. Servis tarihçesinde aracımın tamponunun sökülüp takıldığı, boyandığı, ön camının değiştiği, bazı ayarlar yapıldığını gördüm. Renault merkezi aradığımda orada Ertuğrul Bey diye bir arkadaş beni aradı. Arabulucuyum ben dedi. Ben de olayın böyle böyle cereyan ettiğini, bunlar bize dedi zaten size indirimli araç verilmiş dedi. Ben öyle söyleyince. Ama ben bana bildirilmediğini söyledim. Veya bir çizikten bir şey olmaz gibi neredeyse o lafları söyledi. Cam zaten önemli değil, garantiden değişmiş falan. Öyle olunca ben de adli yollarda hakkımızı arayacağımızı söyleyip kapattım. Bir gelişme de olmadı. Herhangi bir şekilde bize geri dönüş de olmadı dünden itibaren. Dün oldu bu olaylar zaten. Ama hiçbir şekilde bize bir yardımcı olmadılar. Biz yani burada az para vermiyoruz birincisi. Yani bize 2016 diye indirimli verdiklerini söylediler. Meğer araç hasarlı mı? Ne bilmiyorum şimdi. Bu araç tamponu mu vurdu? Hava yastıklarım açıldı. Neden bu tampon sökülüp takıldı? Yenisi mi takıldı? Ne oldu? Yani bize de hiçbir şey söyle. Bir çizik. Ne çizik? Yani bana da hiçbir şekilde de bu konu hakkında aydınlatıcı hiçbir şey söylenmedi. Bir çizik olmuş. Nerede olmuş? Nasıl olmuş? Çarpılmış da mı olmuş? Bu aracı insan aklına geliyor şimdi böyle şeyler çıkınca. Bu araç da ne yaptılar da bu araç oldu? 3 yıldır araç bende. Bir defa yolda giderken camı çatladı değiştirdim. Yani bir cam ne kadar sıklıkla değişiyor yani? Niye değişiyor? Şeyde duran aracın camı. Galeride duran aracın camı. Bu tür sorular sıkıntıya soktu beni. Siz nasıl fark ettiniz? Renault Port diye bir uygulama var. Telefonunuza indiriyorsunuz. Renault Port'ta servis geçmişi diye bir yer var. Oraya girdiğimde Kutay Otomobil'de yapılan her şey oradaki tarihçede görünüyor. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mahkemeye vereceğiz. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız. Yani neden böyle oluyor yani? Sıfır araç diye niye bize ikinci araç veriliyor? Az para mı bunlar şimdi? Günah değil mi bize? Bana söyleyelim. Bu olayda yazıklar var mı yok? Yazıklar var.